Hepinize selamlar dostlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle yepyeni bir inceleme ve tanıtım videosu daha sizinle gazetem arkadaşlar. Bugün sizlerle keyifli dakikada konuşacağız. İstersen videomuza başlayalım. Bugün sizlerle keyfinin kendi web sayfasından bahsedeceğiz. Daha sonra şu anda keyfinin kendi uygulamaları yani kendi app'leri bulunuyor. Bu app'leri nasıl kullanabileceğinizden ve de app'lerin genel mantarlarından bahsedeceğim. Daha sonra keyfinin kendi tokenları bulunuyor. Keyfi token olarak şu anda hem kendi tokenları, CoinGecko ve de CoinMarketCap sistemleri bulunuyor. Onun yanı sıra da projenin şu anda Uniswap, PancakeSwap ve de arkadaşlar Apiswap üzerinden listemleri bulunuyor. Bu listemlerinden nasıl bir alım yapacağızdan bahsedeceğim. Daha sonra proje aslında benim en çok ilgimi çeken ve de projenin en güzeller gelebilecek kısmı aslında bir tanesi. Projenin şu an Binance'la ortaklaşarak yaptığı bir arkadaşlar. Airdrop etkinlikleri bulunuyor. Bu airdrop etkinliklerinden ve bu airdrop nasıl katılabileceğinizden bahsedeceğim. Daha sonra burada kendi yine earn kısımları buradaki işte kendi app'lerindeki pool, swap, earn kısımlarından bahsedeceğim. Burada wipe yapılar var zaten. Wipe yapılarını videomda inceleyemeyeceğim ancak eğer proje hakkında daha fazla bilgi almak istersen bu kısımdan girip kendi wipe yapılar hakkında daha fazla bilgi elde edebilirsin. Burada snapshotları var. Snapshotla proje hakkında daha fazla bilgi etmeniz gereken kısımlar bulunuyor. En sonra ise buradaki kendi projelerinin roadmap'leri bunun açısı. Burada roadmap'i zaten girip kendiniz inceleyebilirsiniz. İlk önce projenin biraz genel tanımıyla videomuza başlayalım. Ben web sitem Türkçe içerim zaten web sitem şu anda hani Türkiye desteği bulunuyor buradan. Direkt dil belirleme kısmından yani kendi otomatikman burada ekle 7'li içerisinden Türkçe'yi de eklemişler. Burada direkt en aşağıdan burada keyfine kısmından keyfinden gelen bir tanım yapmışlar aslında. Direkt burada keyfi DeFi portföyünüzü yönetmek için akıllı araçlar sağlayan birden fazla cüzdan, platform, zincir arasında denge kurma, faiz oranlarını manuel olarak karşılaştırma ve geçmiş veri eksikliği gibi DeFi'deki çeşitli zorlukları çözmeye çalışan bir DeFi platformu. Yani işte bu platformun genel amacı zaten birazdan göreceğimiz öyle direkt buradan mesela bakabiliriz. Saatliğimiz zaman burada Uniswap'tır arkadaşlar. Vanish'tir ondan sonra Apiswap'tır. PancakeSwap gibi buradaki platformları birleştiren ve bu platformlar arasından kar marjını hesaplayabileceğiz ve de hani karşılaştırma yapmayacağımız bir platform. İlk önce hemen isterseniz bu platformu ilk önce bağlantısı alalım. Bağlantısı almak için direkt buradan MetaMask, Vault Connect veya da Selfcare yani kendi vaultları da buradan giriş yapabiliyoruz. Ben burada direkt MetaMask kullanacağım. Direkt MetaMask'tan buradan ben giriş yap dedim. Burada arkadaşlar. Direkt hemen bunu seçebiliyorum. Şu an kendisi hemen size hatta onun ekranı verirsem daha kolay olacaktır. Direkt buradan bunun ekranı verdim. Size. Buradan direkt MetaMask zaten bana ona uyarısı geldi bu arkadaşlar. Keyfiye bağlamam için direkt buradan sonra gidiyorum. Connect dedikten sonra direkt şu an ben kendi hani MetaMask vaultımı keyfiye bağlamış oldum. Şu anda keyfini yani Ethereum ağına çalıştığı için Ethereum ağını geçmem gerekiyor. Direkt buradan Ethereum ağına aktardı ve şu an Ethereum ağında keyif ağına bağlanmış oldum. Direkt buradan kendi bağlandığımı görebiliyorum. Burada aşağı kısımda hangi platformlar ne kadar yatırımların olduğunu görebiliyoruz. Ben şu anda bunu kullanmadığım için herhangi bir yatırım yok. Aşağıdaki şey, işte belli bir platform, belli platformlarda veya tokenlarda da. Onun için mesela alım yapmak istersen direkt buradan kendi swap kısımlarından kolayca alım yapabiliyorum. Mesela buradan PancakeSwap'ı seçtim. PancakeSwap'ı seçince aynı şekilde yine buradan beni Binance Smart Chain'e aktarmamı istedi. Binance Smart Chain'e ben buradan kendimi aktardım. Ve burada kendim yine buradan yine izin vermem gerekiyor keyfi için. De şu an mesela kendi hesabımdaki paketleri falan buradan görebiliyorum. Yani aslında keyfin genel amacı hani arkadaşlar hani PancakeSwap'tır ondan sonra hani Uniswap'tır gibi platformları bir araya toplayarak arkadaşlar buradan bu kısmı iş yapmamı sağlamak. Şu an sanırsam üstte birkaç tane keyif açık olduğu için keyif şu an bug'a girdi gibi. Hemen buradan şunu hemen değiştirelim. Mod Connect'a yine. Çünkü bunun bir sıkıntısı olması lazım. Direkt normal şekilde arkadaşlar bağlamamız lazım. Evet aram oradan geçmeyene biraz maçında kalayım. Mesela ben burada hesabındaki bakiyeler mesela BNB şu an ben keyif almak istiyorum. Hemen buradan mesela 0.1 BNB keyif almak istedim ben buradan. Direkt miktar yazıyorum. Ben mesela V2 platformu seçtim. Şu an ben V200 alım yapacağım. Direkt buradan BNB'yi seçtim. Hemen buradan aşağıda ne kadar keyif alacağım burada geldi. Burada yine hesaplıyorlar burada işte fiyat impan ne kadar olacak ondan sonra buradaki bilgilerini. Direkt buradan bunu onaylamam gerekiyor. Swap diyorum. Swap'tan sonra zaten MetaMask'a buradan uyarı ekranı geliyor. Bu keyfi alma onaylamam için direkt burada onaylıyorum ve de normalde hangi saatten ve hatta hani başka bir şeyden alım yapıyormuş gibi direkt arkadaşlar kullanarak kolay bir şey alım yapabiliyoruz aslında bunu genel amacı. Bir tane platform üzerinden Vanish, Apiswap, ondan sonra Uniswap, PancakeSwap gibi 3-4 tane swap platformunu bir araya toplamak bunun genel amacı. Direkt buradan mesela şu an işlemi gerçekleşti. Verebiliyorum daha sonra bunu işte mesela pool'lar var normal bir üzere. Pool'lardan bazı coin'leri burada arkadaşlar şeye koyuyorsunuz. Likit ekle var arkadaşlar. Buradan kendinizi pasif getiri elde ediyorsunuz. Aynı şekilde bu platformda öyle kısımda da bulunuyor. Mesela zaten aldım ben şimdi. Keyfileri burada arkadaşlar şeye koyacağım. İşte pool'a koyacağım. Yani bu işlem tamamladıktan sonra. Şu an ETH scan yapmaya çalışıyorum ancak benim işlemim arkadaşlar. Binance maçlarında olduğu için. O yandan sanırsam bir sıkıntı yaşadı. Ben buradan girelim bakalım.
Yani şu an işlem aşaması, yani indekslenme aşamasında. Burada indekslenme işlemler çözüldükten sonra direkt bunlar olacaklar. Ya bu arada projenin şunu da söylemek istiyorum. Aslında projenin şu anda Binance Smart Chain'i bir Binance ortaklıkla beraber bir airdrop yapacağı için benim şu an düşünceme göre proje kısa zamanda ya Binance'da istenebilir veya hatta proje şu anda çözse patlama yaşayabilir. Şu an baktığımız zaman projenin sadece swap borsadan istenmeleri bulunuyor. Herhangi bir normal spot borsadan istenmeleri bulunmuyor. Buradan daha sonra projenin grafikleri gibi bilgilerini buradan gözlerebiliyoruz ve şu anda zaten işlemi gerçekleşti buradan. Smooth'daki BM buradan vermişiz. O BM'ler bizim BUSD'ye çevrilmiş. Daha sonra ise buradan keyfi tokenlarımız alınmış. Burada almış tokenları bu kısmına direkt arkadaşlar likite ekliyoruz. Mesela direkt buradan bastığımız zaman toplamda Smooth'da 40 BM vermiş olacağım ben burada. Bu kadar arkadaşlar kendi keyfime pull'ları eklemiş olacağım. Direkt buradan bu kadar keyfimi yazıyorum. Burada BM miktarını yazıyorum. Burada add liquidity diyorum. Elde ettikten sonra normal hani zaten eğer ki bu tür şeyle gidiyorsunuz yani yap hangi hesaptan veyahut da ünlü hesaptan bir yatırım yapmışsınızdır. Normal likite ekler gibi buradan likite ekliyorum ve bu eklediğim miktar karşılığında şimdi arkadaşlar birazdan bir pasif getire elde edeceğim. Direkt bunları buradan giriş sağlıyorum. Yorulukta kısmından birazdan işlem gerçekleşti zaten bu arada. Bu arada kullanılması benim hoşuma gitti arkadaşlar gayet hani buradan kendi kolaylıkları ve işlem kolaylıkları olsun. Mesela buradan her yaptığım işlemi buradan takip edebiliyoruz. Burada etli gidi kısmından. Ben şu an mesela buradan App hesabı üzerinden bunu şey yapacakmışım. Likite ekleyecekmişim. App hesabı platformu üzerinden. Ya da zaten bunları üçünden hepsi zaten güvenilir olduğu için. Ünsal olsun, Curve olsun, ondan sonra App hesabı, Peng hesabı olsun. Pek bunlar fark etmiyor. Hemen şu anda ben hani bu App hesabı üzerinden yaptığım bu işlemin onaylanmasını bekliyorum. Bu işlemi biraz onaylayacak. Tabi bunlar Binance Smart Chain işlemler olduğu için. Orta marka 30 saniyede bir dakika içerisinde işlemler onaylanabiliyor. Buradan daha sonra işte projenin ön kısmı var, borro kısmı var, borçlanma kısmı var. Belli işte sistemden borç alıp alınızı borçlarla beraber arkadaşlar hani bir kar marjı elde edebiliyorsun. Projenin bu tür yani yerlerde de bulunuyor. Hemen buradan işte keyif trading buradan gerçekleşmiş. Buradan hemen yorulukta kısmından hatta bakayım biraz netlemiş. Hemen burada işte onaylanmış. Buradan sonra da bir iki beğen vermiyorum. Onaylıyoruz bu kısmından. Ve şu an bir sonraki işlemimiz başlayacaktır diye. Buradan likit ekliyoruz. Bu eklediğimiz likitlerden daha sonra ben hani bunda hani yıllık ne kadar pasif getiri elde edeceğim bunları göreceğiz şu anda. Sistem ekledim likitiye buradan pulsarlarını kullanarak farklı yerlerden pasif getiri elde edebiliyoruz. Bunu zaten Pangi hesapları hani bütün platformlardan belli pasif getiri elde ettiğimiz gibi. Direkt buradan yine bu işlem tamamlansın bekleyin. Bu işler maalesef ki böyle uzun sürebiliyor. Daha sonra buradan mesela biraz token kendi cemini yapalım. Buradan token'ın kendi ön kısmındaki hani önleri ve de staking ki buradan hani kendi yıllık getirileri bunları buradan görebiliyoruz. Daha sonra şu an projenin hani white paper bunu dediğim gibi en son hatta burada projenin yol haritaları bulunuyor. Mesela ilerleyen zamanlar şu anki yakın hedeflere poligon ağına çıkmak şu an sadece proje arkadaşlar çift ağlı mesela diyeyim şu an proje sadece Ethereum ağında bulunuyor hem de Binance'ın başlarında bulunuyor. İlerleyen zaman projenin gelen amaçlarından bir tanesi de poligon ağında olmak, daha sonra işte burada diğer ağlarda olmak. Yani proje aslında multi teknolojisi beraber çok fazla ağda olmayı istiyor. İleride zaten yine buradan buralarda olmak istiyor. Gibi gibi buradaki yani projenin ileride hedeflerini buradan görebiliyorsunuz. Burada yani bu işlem gerçekleşmiş sanırsam aynen direkt buranın yoldaki kısmından keyifliklerin buradan görebiliyorsunuz. İşte pool'daki payım ne kadar liktem ne oldu gibi gibi buradan bütün bilgileri buradan görebiliyoruz. Ve şu an ben mesela bu pool'umu aile pasif getire koyup da arkadaşlar yıllık bir şekilde pasif getiri elde edebiliyorum ve buradan basasam da şu an işte MetaMask'ıma kendi bunu hani keyif tokenlarımı eklemiş oluyorum. Şu an tabii de hepsini likiteye verdiğim için hani belli bir keyif tokenım kalmadı. Ancak şu an ben bu app hesabı üzerinden kendi şeylerime koymuş oldum. Dashboard'a baktığım zaman da yani şu an sonrasında bug'a girdi. Vault kısmından aynen. Yani şunu bakalım. Niye bu vault'ım böyle yaptı? Aynen yani PMU tokenlarım hani bunlar arkadaşlar bazı tokenların hani Binance Smart Chain'de bazı hani bug'lar olabildiği için maalesef şu an bunlar böyle gözüküyor. Hesabın toplam para bu da tamam arkadaşlar. BSS kanalındaki kendi şeylerinden dolayı. Fiyatlar rastlarından dolayı. Buradan likidi pullarında 250 dolar bir yatırım onu görebilirim. Ben bu 250 doların karşılığında sabit bir yıllık getiri elde edeceğim. Ve bu yıllık getiri karşılığında ben bir arkadaşlar kar marjı etmiş olacağım. Bunu da buradan görebiliyoruz. Daha sonra burada yine projenin gelme mantığını buradan görebiliyoruz. Başka platformlar falan filan. Bunlar burada şey oluyor. Bor olma yani buradan borçlanma yeri var. Hemen biraz Ethereum'a geçip bunları biraz gözlerim. Buradan borrowlanmayın ki buradan arkadaşlar hani bunu ayrıca çok da sistem belli bir teminat veriyorsun verdiğiniz teminatın karşılığında bir arkadaşlar sistemden borç alıyorsun ve aldığınız borcu da daha sonra
Alnınız borçlu bir yatırım var veya işte paranızı pasif getire koyuyorsunuz. O gelen hani getiriyle de borcunuzu ödemiş oluyorsunuz. Aslında bu genel mantığı böyle işliyor. Burada aşağı kendisi kısımları var. Bu kısımlardan. Bunlar böyle. İster biraz da daha sonuçta burada APESAB üzerinden belli bir hani swap şey yapmıştım. Hemen mesela ona geçelim. APESAB ağına girip APESAB'tan bunu kontrol edelim. Hem hatta bunu APESAB'ı şuradan girmek daha kolay olacaktır. APESAB finans giriyorum. APESAB'da şu an bakalım. Kendi eklemim Likiter buraya eklendi mi? Direkt buradan kendim buradan girdim. Likiter kısmına girdiğim zaman direkt burada şu anda. Keyfiyle bir liktim oldum. Büyük ihtimalle gözükecektir şu anda. Kendi kitam. Ben buradan keyif yazarım şuraya. Hemen bunlar buraya zaten geçecek. Daha sonra pulsa da olan zaten. Kendi kitap alanının gibi gibi buradan bütün bilgiler arkadaşlar burada bu kısımlardan gözükecektir. Yani şimdi kısa bir video anlatmıştım arkadaşlar bu kadar size bu videomda elinden geldiğince keyifli de, keyif platformundan bahsetmeye çalıştım. Orası sinyalde faydalı bir video olmuştur. Bu videoyu anlatmıştım bu kadar. Kendinize bakın. Hoşça kalın.